Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı sabahlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bugün Akademik Arapça Sarf kitabındayız ve 10. dersin kaydını yapacağız sizlerle beraber. Güne yeniden ne yapacağız İnşallah Arapça ile başlayacağız. Bugünkü Sarf dersimizin konusu ismi fail olacak. Bugünkü Sarf dersimizin konusu ismi fail olacak. Öncelikle Ehfazu ezberliyorum bölümündeyiz. Burada bir fiili mazi öncelikle nasara fiili mazi yensuru fiili muzari versiyonu yardım eder yardım ediyor anlamında. Nasran mastar gayri mimisi yardım etmek anlamında ve bugün öğreneceğimiz konumuz olan nasirun ismi fail yardım eden anlamında. Nasirun yardım eden, yardım edici anlamında. Yani nasara fiili, fiili muzari versiyonu var, mastar versiyonu var ve bugünkü dersimiz olan ismi fail versiyonu var. Yardım eden anlamında. Şimdi şuradaki tatbik uygulama bölümüne bakalım. Şimdi birinci baptan gelen fiilimiz nasara. Nasara. ikinci baptan gelen fiilimiz darabe. Üçüncü baptan gelen fiilimiz feteha dördüncü baftan gelen fiilimiz alime, beşinci baftan gelen fiilimiz hasune ve altıncı baftan gelen fiilimiz hasibe. Bunları daha önce farklı farklı derslerde bu fiiller üzerine konuşmuştuk. Bugün de bu fiillerin nasıl ismi fail olduklarını öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi nasara fiili mazi malum çekimi. Nusire <laughs> bunun meçhulü yardım olundu anlamında yensuru yardım ediyor. Yunsaru yardım olunuyor anlamında. Nasran yardım etmek anlamında. Mastar gayrimimi ve bugünkü dersimiz nasirun yardım eden anlamında. Darabenin meçhulü duribe, muzarisi yadribu, muzari meçhulü yudrabu, mastarı vurmak anlamında darben ve ismi faili de vuran anlamında daribun, vuran anlamında ene daribun ben vuranım vurucuyum anlamında. Üçüncü baptan olan fetahanın meçhulü futiha muzarisi yeftehu muzari meçhulü yuftehu mastarı fetahan açmak anlamında ve fatihun açan fatihun açan anlamında ene fatihun elbabe ben kapıyı açanım anlamında dördüncü baptan fiilimiz alime mazi fiilimiz meçhulümüz ulime muzari ya'lemu meçhul muzari yu'lemu ilmen bilmek anlamında mastar gayrimimi ve ismi failimiz de alimun bilen anlamında alimun bilen anlamında hasune beşinci baftan fiili mazimiz hasune zaten kendisi meçhul bunun yani mazisi yok yani e, malumu yok muzarisi yehsunu ve husnende güzelleşmek anlamında husnende bunun nesidir e, mastar mimisidir ve bunun nesi yok sayın hocalarım bunun nesi yok ismi faili yok çünkü ismi fail malum yani malum siga tarzında bir şey o yüzden meçhullerin ismi faili yok şimdi hasunenin e, şeyi yok yani ismi fail olmaya altyapısı yeterli değil o yüzden hasunene Kalıbından gelen fiillerin ismi failleri yok Altıncı babımız hasibe zannetti anlamına geliyordu Husibe zannedildi Yehsibu zannediyor Yuhsibu, Yuhsebu zannediliyor Hisbenen zannetmek Hisbenen zannetmek Hasibun zanneden Zannedici anlamında Hasibun zanneden anlamında Şimdi Dersimizin başından bu yana Nasirun'un, Daribun'un, Fatihun'un, Hasibun'un ne olduğunu öğrendik. İsmi fail olduğunu öğrendik. Tabii ki bunlar ismi fail ama müfred müzekker versiyonlar. Peki şimdi neyi göreceğiz? Ehfezu el cedvel el atiye bölümünde ismi failin çekimini göreceğiz. Yani ismi fail sadece Nasirun'dan ibaret değil. Hemen bakalım. Nasirun Nasirani Nasirune Nasiratun Nasiratani Nasiratun Bunlar normal kullanılanları Bunlar normal yani günlük hayatta karşımıza çıkabilecek olan ismi failin çekimi bu Nasirun Nasirani Nasirune Nasiratun Nasiratani Nasiratun Bir de bunun üzerinde kalıp dışına çıkan Başka bir takım çekimleri de var. Özellikle cemilerde. Mesela nasiruna yerine Nusarun, nussarun nasaratunu da kullanacağız. Ya da nasiratun yerine navasiruyu kullanacağız. O zaman şöyle diyelim. Nasirunun cemisi nasirune. Ama bunun dışında nussarun nussarun nasaratun. Bu üçü de yine nasirun'un cemisi olarak kullanılabiliyorlar. Aynı şekilde nasiratun nasiratani nasiratunun bir başka tarzı versiyonu da nevasiru. Evet şu dördünü bu dördünü ezberlemek zorundayız. Neden? Çünkü aslında diğerleri kolay. Şimdi müfret gayibi, müsenna gayibi, cemi gayibi kolay. Müfret gayibesi, müsenna gayibesi, cemi gayibesi kolay. Ama şu sonradan okuduklarımız Nusarun, Nusarun, nasaratun, nevasürü bu dördünü ezberleyeceğiz. Çünkü bunlar çekimin dışında. Yani bunları çekme yöntemiyle bulamayız. Bunları ancak ezberlersek bulabiliriz. O yüzden bu dördünü mutlaka ne yapacağız? Ezberleyeceğiz sayın hocalar. Şuraları da değinelim. Mesela aslında nasirani bunun merfu olanı ama mansup ve mecrur kullanacaksak nasirayni olacak tıpkı müsennanın irabı gibi. Nasirateyni bunun merfu versiyonu, nasirateyni bunun mansup ya da mecrur versiyonu, nasirune bunun merfu versiyonu, mansup ya da mecruru da nasirine gelecek. Tıpkı Cem-i Müzekker Salim'in hükmünü burada uygulayacağız. Burada da müsennanın irabını uygulayacağız. Aynısını yapacağız. Zaten nasiratun merfu versiyonu, bunun da mecrur ya da mansubu nasıl gelecek? Nasiratin gelecek. Tıpkı Cemi Müennes Salim'in irabını onda uygulayacağız sayın hocalar. Şimdi örnekler bölümüne bakalım. Elemfiletu misaller. Allahu Azze ve Celle halikun lil insan. Yani insan için yaratıcıdır. Halikun yaratandır. El mu'minu mü'min şakirun lillahi. Allah için Allah'a şükredendir. Şakirun şükreden. Halikun yaratan. Leyla rakibetun el hafilete. Leyla otobüse binendir. Rakibetun. Rakibun rakibetun binendir. El maridu hasta sarihun bağırandır. Minel elemi acıdan bağırandır. Sarihun bağırandır. El ummu anne sabiratun fil hayat hayatta sabredendir. El ümmü sabiratun sabredendir, sabırlıdır anlamında. Et talibu öğrenciyi hafizun lidders, dersi ezberleyendir. Öğrenci dersi ezberleyendir. Mustafa amilun hazel yevm. Mustafa bugün çalışandır. Amilun çalışandır. Amilun çalışan. Tabii ki çalışandır diyoruz haber olduğu için normalde e, amilun tek başına gelse çalışan. Ama Mustafa amilun diye müpteda haber olarak gelirse o zaman sonuna bir dır tur eki ekleyeceğiz. Yani Mustafa çalışandır anlamında. Normalde çalışan. El ebu baba haricun minel beyt evden çıkandır. Baba evden çıkandır. El haletu el haletu teyze Zahibetun ile suki çarşıya gidendir. Teyze gidendir. Et bu öğrenci sakinun oturandır. Fissekenil cami'i üniversite yurdunda oturandır. Et bu sakinun oturandır. Şimdi gelelim kaide bölümümüze. İsmi faili birazcık daha yakından tanıyalım. Huve ismun müştakkun o türemiş bir isimdir. O türetilmiş bir isimdir. Min hurufil fi'il. Fiilin harflerinden türetilmiş bir isimdir. Yedullu delalet eder. Ala men kame bi amelil fi'il. Yani fiili yapma işini meydana getirene delalet eder. Yani velhasıl fiili yapana delalet eder. Öyle söyleyelim. Yusagu minel madi ef zulâfi ala vezni fa'il. <laughs> Müzekker işin. Müzekker için sülasi mazi fiilden failun vezninde çekilir. Yusagu çekilir. Ve müennesu minhu failetun. Müennes için de sülasi mazi fiilden failetun vezninde çekilir. Ne gibi? Adilun adiletun, katibun katibetun gibi. Şimdi dedik ki İsmi fail dediğimiz isim nedir? Fiilin harflerinden türetilmiş bir isim. Ve biz bunu niye yapıyoruz? Fiili yapana delalet etsin diye. Fiili yapma işiyle kim uğraşıyorsa ona delalet etsin diye böyle bir şey yapıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Sülasi mazi fiillerden ismi fail sigasını çekerken müzekker için failun, müennes için de failetun vezninde çekeceğiz adilun, adiletun gibi, katibun, katibetun gibi. Şimdi gelelim et tatbiku uygulama bölümüne bakalım. Cümlelerimiz var. Bu cümlelerimizin içerisinde ismi fail sigalarımız var. İsmi fail sigalarımız hangi fiilden türetilmiş ona bakacağız ve vezinlerini söyleyeceğiz. Bakalım. Aliyun hamilun el kitabe. Ali kitabı taşıyandır. Hamilun burada ismi failimiz. Bunun kökü fiili hamele ve failun vezninde. Zaten iki tane vezin var. Birisi failun, diğeri de failetun olacak. Müzekkerse failun, müennesse failetun. El ustazu öğretmen nasihun lit Öğrencilere nasihat edendir. Nasihun <laughs> ismi failimiz. Failun kalıbından ve köküden neseha. <laughs> kökü nesaha nasihun darabe daribun gibi et rakidun çocuk koşandır rakada koştu çocuk koşandır rakidun burada haber onu da söyleyelim buradaki ismi failimiz rakidun mazisi rakeda ve failun vezninde fatimetu gasiletun el-melabise fatıma el-melabise elbiseleri yıkayandır Gasiletun yıkayandır. Gasiletun ismi failimiz ve ghasale vezn e, fiilimizin kökü veznimizde failetun vezni müennes olduğu için failet. Evet şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Güzel bir ders. İsmi fail konusu güzel ve önemli bir ders Arapçada çünkü çoğumuzun ihmal ettiği maalesef bir konu. Ee, özellikle de Az önce dediğimiz o dört tane farklı sigayı çoğumuz e, önemsemiyoruz, ihmal ediyoruz. Ama okuduğumuz eserlerde o sigalar gelince onları müfret isim zannedebiliriz. Halbuki onların üçü de cemiler. İsmi failin, müzekkerinin cemileri üçü de e, ezberlemezsek maalesef bilme ihtimalimiz yok onlar. Birinci alıştırmadayız. İki parantez arasındaki fiili... Müzekker için ismi fail yapacağız. Şimdi iki parantez arasında burada bir takım fiiller var. Bu fiilleri cümlemize ismi fail olarak getireceğiz. Ama müzekker için. Yani demek ki hepsini failun vezninde çekeceğiz. Bakalım. Elveledu çocuk dahikun gülendir fit tariki yolda. Çocuk yolda gülendir. Et talibu öğrenciyi fetihun el kitabe kitabı açandır. Fetaha. فاتح أحمد كاتب بالقلم أحمد قلم لا يزندر كتب كاتب الجد دداء شارب للقهوة قهوة إشندر شرب شارب رسول الله عليه الصلاة والسلام شافع للأمة شفع شافع رسول الله عليه الصلاة والسلام أمة الشفاعة أدندر Abdullahi celisun emamel bab celese celisun kapının önünde oturandır Abdullah. El musafiru yolcu faqidun kaybedendir. Faqidun el hakibete çantayı kaybedendir. Yolcu çantayı kaybedendir. Bir kere daha bunların ismi faillerini tekrar edelim. Güzel ve hoş bir ders. Dahike dahikun fetaha fatihun Ketebe katibun, şeribe şaribun, şefa şafi'un, celese calisun, fekade fâkidun olacak. Gelelim ikinci alıştırmaya. Ettedribu thani. Bu sefer yine aynı şeyi yapacağız. Ama iki parantez arasında bulunan fiili bu sefer müennes için ismi fail yapacağız. Yani fa'iletun vezninde çekeceğiz. Örneğimize bakalım. Ettifletu kız çocuğu şeribetun el halibe sütü içendir. Şeribe şeribetun. Müennes olduğu için şeribun yerine şeribetunu kullanacağız. Aişetu gari etun el kitabe kitabı okuyandır. Kare e gari etun. El fellahatu bayan çiftçi. Zeriatun el kamha buğdayı ekendir. Zera'a zariatun. Et-talibetu kız öğrenci Nacihatun başarandır fi bugün başarandır. Nacihatun El-mü'minetu bayan bir mü'mine Raki'atun fi salati namazda rükû edendir. Raki'atun fi salati El-bintu kız çocuğu Calisetun alel kürsiyi Sandalyenin üzerinde oturandır. Celese calisetun, fa'iletun vezninden. El müştehidu çalışkan kimse hafizetun liddurusi. Evet burayı el müştehidetu yapalım. El müştehidetu yapalım. Bir yazım hatası var. El müştehidetu hafizatun liddurusi dersleri ezberleyendir. Gelelim üçüncü alıştırmaya. Hati minelefali isme fail müzekker <laughs> müennes. Şimdi bir takım fiiller bize verilmiş. Bu fiillerin müzekker için ve müennes için olan ismi faillerini söyleyeceğiz. Bakalım. Raca, raciun, raciatun. Vecebe, vacibun, vacibetun. Şehide, şahidun, şahidetun. Zaleme, zalimun, zalimetun. Alime, alimun, alimetun lebise labisun labisetun katele katilun katiletun olacak. Bir kere daha yapalım. Çok zevkli. Raci'a raci'un raci'atun vecebe vacibun vacibetun şehide şahidun şahidetun zaleme zalimun zalimetun alime alimun alimetun lebise labisun labisetun ve katele katilun katiletun olacak. Gelelim dördüncü alıştırmaya. Ettedribu rabiun. Şimdi burada yaptığımız işin tam tersini yapacağız. Yani fiil cümlelerinin cümlelerin içerisindeki ismi faillerin mazi fiillerini getireceğiz. Yani bize ismi fail yapılmış, verilmiş. Biz onları bozacağız. Fiili mazili versiyonlarını yazacağız. Bakalım güzel bir alıştırma bizim için. Yani yaptığımız işin sağlaması gibi bir şey oluyor matematikteki. Erreisu başkan nazirun minet tairati uçaktan bakandır. Erreisu nazara minet taira uçaktan baktı. Zeyneb'u haricetun minel camiati, Zeynep üniversiteden çıkandır. Zeyneb'u haricet minel camiati, Zeynep üniversiteden çıktı. Ebi babam raciun minel ameli, işten dönendir. Yerine ne diyeceğiz? Ebi racia minel ameli. El müştehidu tatibun el vacibe çalışkan kimse, ödevi yazandır. Yerine ne diyeceğiz? El müştehidu tetebe el vacibe. El zevcetu eş hanımefendi tabikatun taame yemek pişirendir. Peki ne diyeceğiz? El zevcetu tabakat ettaame. El zevcetu tabakat ettaame. El reculü şeribun el kahvete. Adam kahve içendir. Ne diyeceğiz peki? El şeribe el kahvete. El sporcu en sporcu rakidun koşandır fil hadikati bahçede peki ne diyeceğiz en riyadiyyü rakeda fil hadikati bahçede koştu bir kere daha bunların fiili mazi versiyonlarını yapalım ki konuyu iyice öğrenelim konuyu iyice sindirelim en reisu nazara minettairati Zeynep'u haricet minel camiati. Ebi raca'a minel ameli el müştehidu ketebe el vacibe el zevcetu tabekat et ta'ame el raculu şeribe el kahvete el riyadiyyu rakeda fil hadikati olacak sayın hocalar. Gelelim beşinci alıştırmaya. Et tedribul hamis. Şimdi burada ne yapacağız? Bize gelen fiillerin, bize verilen fiillerin ismi faillerini getireceğiz. Güzel bir alıştırma, kolay bir alıştırma ama nasıl getireceğiz? Hem müfretlerini, hem müsennalarını, hem de cemilerini getireceğiz. Bakalım, Sa sadakadan sadikun, sadikani sadikuna, zehebe, zahibun, zahibani, zahibuna, neşara, neşirun, yayan. Nâşirâni nâşirûne Khalesa khalisun Khalisâni khalisûne Darabe daribun Daribâni daribûne Mena'a mâni'un Mâni'âni yani buradaki arkadaşımız nedir? Bu bir mâni'un Yani engelleyen Durduran anlamında Bir kere daha yapalım Sadikun sadikâni sadikûne Zâhibun zâhibâni zâhibûne Nâşirun nâşirâni nâşirûne Hâlisun hâlisâni hâlisûne Dâribun dâribâni dâribûne Mâni'un mâni'âni mâni'ûne olacak. Bir sonraki alıştırmamız altıncı alıştırma. Cetveli örnekte olduğu gibi dolduracağız. Bu da yine çok hoş bir alıştırma. Peki burada neyi öğreneceğiz? İsmi failin müennesinin alıştırması. Yani az önce nasirun nasirani nasirune diye müzekker ismi failin çekimini yaptık. Şimdi de müennesini yapacağız. Bakın zaten bize müennes ismi failler verilmiş. Bunların fiili mazi versiyonlarını buraya yazacağız. Müsennalarını buraya, cemilerini de buraya yazacağız. Bakalım. Ketebet, katibetun, katibetani, katibetun, şe'arat hissetti yani. Şa'iratun, şa'iratani, şa'iratun, سكنت ساكنة سكتت سكتت ساكتة ساكتتان ساكتات دخلت داخلة داخلتان داخلات سمعت سامعة سامعتان سامعات صدقت صادقة صادقتان صادقت صادقات طائفت طائفة طائفتان طائفات وجرت جرت Câriyetun, câriyetâni, câriyetun koşan anlamında. Cerat câriyetun, câriyetâni, câriât. Gelelim yedinci alıştırmaya. Yine e, güzel bir alıştırma. E, burada ne yapacağız? Bize verdiği ismi failleri zamirlere göre çekeceğiz. Zamirlerle beraber çekeceğiz. Mesela, kâtibun, huve kâtibun, hume kâtibâni, hum kâtibûne. Hiye kâtibetun, hume kâtibetâni, hunne katibetun gibi. Bu gayip çekimi tabii ki de bu gayip çekimi. Deneyelim. Huve âmilun, hume âmilâni, hum âmilûne, hiye âmiletun, hume âmiletâni, hunne amiletun gibi. Nasirunu da yapalım. Huve nâsirun, hume nâsirâni, hum nâsirûne, hiye nâsiratun, hume nâsiratâni, hunne nasiratun. Sami'un yapalım? Hu ve sami'un, huma sami'ani, hum sami'un, hiye sami'atun, huma sami'atan, hunne sami'atun olacak. Mutlaka bunların hepsini yazalım ve defterimize yazalım sayın hocalar. Burada ketebete dahil bu altı tane çekimin hepsini defterimize yazalım. Şimdi muhatap çekimindeyiz. Ente katibun, entuma entum katibune. Enti katibetun, entuma katibetani, entunne katibetun gibi. Zaten bakın şuralar hiç değişmiyor. Buralar aynı. Katibun katibetani katibetun, e kâtibun katibun katibani katibune, katibetun katibetani katibetun. Evet aynen burası değişmiyor. Başına ente getirseniz de aynı bakın. Huve getirseniz de aynı. Aralarında bakın bir fark yok. Katibani, katibani, katibuna, katibuna. Sadece bunu kullandığımız zaman muhatap bir cümlede kullanmış oluruz. Bunu kullandığımız zaman gayip bir cümlede, gayip bir yapıda kullanmış oluruz. Hemen nasirunu da buraya göre çekelim. Ente nasirun, entume nasirani, entum nasirune, enti nasiratun, entume nasiratani, entunne nasiratun olacak. Bunları mutlaka çekelim ve defterimize yazalım. Geldik 8. alıştırmamıza. Burada Kur'an'daki ayeti kerimelerden bazıları verilmiş ve bu ayeti kerimelerin içerisinde ismi failler var. Bizden istediği ismi failleri tespit edeceğiz ve fiilin aslını söyleyeceğiz. Mesela ilk ön, ilk ayeti kerimemize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahu haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahar Kul de ki Allahu haliku kulli şeyin her şeyi yaratan Allah'tır ve huve o el vahidu birdir ve el kahar kahardır yani karşı konulamaz bir güze, güce sahiptir anlamında buradaki ismi failimiz halikun ve e, halaka fiilinden türetilmiş. Bir başka ayeti kerime kâle kailun minhum onlardan birisi dedi ki kem lebithum yani ne kadar kaldınız? Kalu dediler ki lebithna biz kaldık yevmen bir gün ev ya da ba'de yevmin ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kehf suresinden alınma bir ayeti kerime. Buradaki ismi failimiz kailun. Kaleden olma. Bunun kökü kale oldu bize kailun oldu. Bir başka ayeti kerime kale dedi ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası erragibun. E var burada soru edatı. Erragibun ente an aliheti ya İbrahim. Ey İbrahim sen benim ilahlarımdan anheliyeti benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yüz mü çevirensin anlamında ragibun. Ragabeden Râgibun nasirun gibi. Bunun da kökü ragabe. Bir başka ayeti kerime biz vel hafizi le vel hafizine furujehum yani iffetlerini koruyan erkekler vel hafizati iffetlerini koruyan bayanlar ve zâkirîn Allah'a kesiran Allah'ı çokça anan erkekler ve zâkirât. ve Allah'ı çokça anan bayanlar el hafizu El-Hafiz yine cem Müzekker versiyonu Hafezadan. Hafizat aynı şekilde Cem-i versiyonu Hafezadan. El-Zekir Zekera'dan. Yine Cem-i Müzekker versiyonu El-Zekirat bu da Cem-i versiyonu. Yani burada iki fiilimiz var. Birisi Hafeza, birisi de Zekera. Hafizun Hafizani Hafizune'nin burada mansup versiyonu. Aynı şekilde Mecrur versiyonu burada kullanılmış sayın hocalar. Bir başka ayeti kerime. Fenadet hul melekler ona seslendiler ve huve kayimun yusalli fil mihrab. O mihrapta yani mabette namaz kılarken ona melekler seslendiler. Ne dediler? Ennallaha yubeşşiruke bi Yahya. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Musaddikan bi kelimetin minallah. Yani Allah'tan gelen bir kelimeyi doğrulayıcı olarak yani Hz. İsa'yı doğrulayıcı olarak ve seyyiden efendi olarak bir efendi olarak ve hasuran nefsine hakim olarak ve nebiyen mine salihin ve salihlerden bir peygamber olarak seni Yahya ile müjdeliyor ayeti kerimesi. Buradaki ismi faile baktığımız zaman şuradaki kaimunu görüyoruz. Kameden olma, kaimunu görüyoruz bir başka ayet-i kerime lev enzalne haza'l kur'ane ala cebelin yani şayet biz ne yapsaydık biz bu kur'anı enzalne indirseydik ala cebelin bir dağın üzerine indirmiş olsaydık biz bu kur'anı leraitehu sen onu görürdün yani dağı görürdün haşi'an korkudan yani haşi'an titrer bir vaziyette ve mütesaddikan ve, ve mütesaddian yani paramparça olmuş min haşyetillah. Allah korkusundan titrer ve paramparça olarak sen o dağı görürdün ayeti kerimiz. Peki burada hangisi ismi fail? Haşian kullanılmış. Haşian, haşadan, haşian kullanılmış burada. Gelelim dokuzuncu alıştırmaya. Şimdi burada ne yapacağız? Bize verilen fiili muzarileri ismi fail sigasına çevireceğiz. Şimdi her zaman tabii ki bizlere e, fiili mazi olarak verilip de ismi fail istenmeyebilir. Emir fiil olarak ismi fail istenebilir. Muzari fiil olarak ismi fail istenebilir. O zaman ne yapacağız? Bize emir fiil de verilse, muzari fiil de verilse önce onu fiili maziye çevireceğiz. Sonra onun ismi failini çekeceğiz. Örneğimize bakalım. yeclisu fi gurfetihi. Ömer odasında oturuyor. Peki biz ne diyeceğiz? Hu ve o calisun fi gurfetihi. O odasında oturandır olacak. Evet burada tabii ki zamirsel değişiklikler de yapmamızı istemiş. Yani burada aşikar zikredilen Ömer'un yerine Huve'yi kullanmış. Yani biz de bunu yapalım açıktan zikredilen isimler yerine zamiller kullanarak çevirelim. Kolay bir alıştırma. Elveleden iki çocuk, esagiran es iki küçük çocuk, yele abani oynuyorlar. Ne diyelim buraya? Huma esagirani. -es yani o iki o iki küçük ne yapıyorlar? Laibani. Yele -la abani yerine laibani kullanacağız burada. El-Ummu anne tedbuku pişiriyor. Ettaame yemek fil metbaqi mutfakta. El-Ummu yerine hiyeyi kullanalım. Hiye, hiye, tabihatun ettaame fil metbaqi. Hiye, tabihatun ettaame fil metbaqi. O mutfakta yemek pişirendir olacak. El-Muvazzafune görevliler, Yahrucune mine şirket. şirketten çıkıyorlar. Peki biz ne diyeceğiz? Hum, onlar, hum onlar haricun mena şirketi, şirketten çıkanlardır. Haricuna. Haricun, haricani, haricuna olacak. Yesma uddi el ahbar -e kullu yevm. Dedem, ceddi dedem her gün haberleri dinliyor. Peki ne diyeceğiz burada? E, Hu ve o semiun el ahbara -e kullu yevm. Hu ve semiun el ahbara -e kullu yevm o her gün haberleri dinleyendir anlamında. Et-talibat kız öğrenciler yahminnel kutube kitapları taşıyorlar. Peki ne diyeceğiz? Hunne onlar. Hunne onlar hamilatun el-kutube kitapları taşıyanlardır. Hunne hamilatun el-kutube olacak. Gelelim 10. ve son alıştırmamıza. Ecip cevapla. Soruları ismi fail kullanarak Cevapla örnekte olduğu gibi Soruları ismi fail kullanarak Cevapla bakalım Me ra fil Yani hikaye hakkında Görüşün nedir El kissatun nafiyatun kıssa Yani hikaye faydalıdır Keyfe kenel halife umer Halife ömer Nasıldı Kenel halifetu umeru Adileten Adaletliydi atileten men yer kudu fil busteğen. bahçede kim koşuyor ne diyelim mesela umeru rakidun fil busteğen. Ömer bahçede koşandır hel hafiz ederse medderse ya tullab ey öğrenciler siz derse ezberlediniz mi nehnu hafizune edderse nehnu hafizune ederse, biz derse ezberleyenleriz anlamında men vedaatil kitabe ne? kitabı buraya kim koydu? Aişe tu ve diatun el kitabe. Aişe kitabı koyandır. Aişe tu ve diatun el kitabe. Men rasem el levhat el cemile. Güzel tabloyu, güzel resmi kim çizdi? Hasenun rasimun el levhat el cemilete. Hasan güzel resmi çizendir. Hasenun rasimun el levhate El-Cemilete olacak. Evet Bugün sizlerle beraber güzel bir ders oldu. Sarf ilminde önemli bir konu olan ismi faili öğrenmiş olduk. Hem de sarf kitabımızın da 10. dersini geride bırakmış olduk. İnşallah tez zamanda bu kitabımızı da tamamlayacağız. Çünkü önümüzde daha sarfın 2. 3. ve 4. cildi bizleri beklemekte. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere sayın hocalarım.